Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Empire Totlu'a Dark Mode oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Amerika Birleşik Devletleri'nin devam ediyor. Bu Allah izin verirse tabii ki 35. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Ve evet, önceki bölümde ne olduğunu güzel bir şekilde özetlemek isterim. Önceki bölümde Ahmet Batı ile geçirdik. Maalesef Neron Kotel'e geçiremedik. Burada kötü bir yenilgi uğradık. Böyle de olunca ordumu geri çekmek zorunda kaldım. Yeniden toparlanabilmesi için. Evet, şu anda bu limanda bulunuyor. Bu bölüm amacım Ahmednagar bölgesini, daha sonra da arkadaşlar Misol bölgesi ele geçirmek olacak. Ondan sonra büyük ihtimal ya barış anlaşması imzalarım veya savaşmaya devam ederim. Artık hangisini tercih edeyim bilmiyorum. Evet, biraz nedense arkadaşlar, İnşallah hasta olmam. Burnum aktığını fark ettim. Evet, devam edebilir şimdi oyunumuza. Hadi bakalım. Belki de alerjim başladı. Alerji haplarını içmeye başlarsam iyi olur. Evet, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Benim Türkçesini bilmiyorum alerjimin. Ama neye karşı alerji olduğumu söyleyebilirim. Ota karşı ve toza karşı. Evet. Onun için burnum akabilir arada sırada ama mendilim çok şükür var. Evet, düşman ordusuna bakarsak bizim ordumuz daha kaliteli gözüküyor tabii ki. Yakın menzilde bize sıkıntı çıkarabilir düşmanlarımız. Onu şimdiden söyleyeyim. Yakın menzilde dikkat etmemiz lazım. Savaşı uzun menzile çekebilirsem ne mutlu bana. Evet. İnşallah yayın boyunca böyle devam etmez arkadaş. Alerji haplarını içmeye başlamam lazım. Evet, yaz geldi, güzel geldi. Ama benim için değil maalesef. Alerji haplarını içersem iyiyim de sıkıntı, alerji haplarını içtim mi böyle şey oluyorum, nasıl diyeyim, mayışıyorum açıkçası. Hadi bakalım. Savaşı nasıl kazanabileceğiz? İstediğimiz iki tane top yok. Biliyorsunuz üzerden ateş edebilen toplar vardı. Bir savaşta kullandığımız önceki bölüm işimize bayağı bir yaramıştı. Ona sahip değiliz burada ama yine de kazanabileceğimiz için düşman sayısına kadar yüksekte olsa da. Savaş ama elimizden geldiği kadar yakın menzile çekmemiz lazım ama sıkıntı, yakın menzile savaşma zorunda kalabiliriz. Çünkü içeri hücum edeceğiz. Şimdi top bataryalarımızı yerleştirecek yer almamız lazım derken buldum sanki bir tane. Abi şu tepelik engelliyor. Burada bir alan var. Şu tepe engelliyor. Çok yakın bana göre. Biraz uzak kalsa iyi olur. Düşman çünkü top bataryalarımızı top atış yaparsa yerler, onu söyleyeyim. Dur. Burayı ilgimi çekti. Buranası. Bu da uygun. Burada bir 3-4 tane yer vurabiliriz aynı anda. Evet. Buradan alanı çizini çek. Sesleniyorum. Berbat bir yola yapmışım. Evet. Şimdi. Tamamdır. Karşı taraf çok güzel duruyor. O zaman şunlar hızlı bir şekilde ilerleyebileceği için bunları karşı tarafa gitmesi için görevlendireceğim. Atlandı yanına verelim. Ne olmaz. Korusunlar. Hem de boşluk oluşturmayı içeri hücum ederler. Aman ateş etmeyin. Kendi askerlerim yiyesim yok. Düşman top atışına elimizden geldiği kadar maruz kalmamaya bakacağız. Tamamdır. Şimdi haritada şöyle hızlı bir şekilde gidelim buraya. En doğrusu bura çok güzel gözüküyor. Buraya getirelim top bataryalarını. Atlar da aynı şekilde. Şimdi ne kadar hızlı ilerleyebiliyor top bataryası ona bilmiyorum. Aha. Önemli bir şey değil. Tamam, devam edebiliriz. Düşman top atışlarına başladı. Şu anda acele etmeye gerek yok. Tamamdır. %15. Düşman gördüğünüz gibi merkezde bekliyor. Keşke o top bataryasına sahip olsam. Güzel bir şekilde düşmanın işini bitirebilirdim. Maalesef bunu çekeceksiniz aslanlarım, yapacak bir şey yok.
Ama zarar vereceğiz. Top bataryanın düşme. Böylelikle sıkıntıyı çözmüş olacağız. Benim hızlı gidin siz. Tüken top ataryalarımıza maruz kalmayak. Hızlı hızlı. Ben size hızlı dedim mi hızlı ilerleyin arkadaş. Bu kadar basit yani. Zor bir şey değil. %51'e vardım arkadaşı. Top atışlarını durduracağım. Hızlandırak. Dedim de oldu değil mi? Top atışına maruz kaldım. Bilmiyorum, tam emin değilim. %45. %50'yi geçmesi lazım. Düşman maalesef benim top bataryalı top atışını tutuyor galiba. Ama uzaklaşıyoruz hızlı bir şekilde. Şimdi burada olay var sanki. Yoksa dur lan. Çabuk gelin şöyle. Çabuk 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 çabuk. Burada bir şeylik var. Onlar niye çıktı öyle dışarı? Aman diyeyim, aman diyeyim. Bundan bir sıkıntısı var ama ne olduğunu çözemedim. Top bataryalarına hücum etme ihtimali var diye düşündüm. Belki ona göz dikti. Evet, buradaki arkadaşlar suda zarar gördük. Üstündeki toplar da zarar görmüştü diye düşündüm. Bir kısmı en azından. Evet, şimdi şuna zarar vereceğim. Sebebi çok basit arkadaşlar. Düşman top atışını durdursun diye artık. Evet. Hı-hı. Şuraya top atışını tutarız. Çok güzel. Düşman atlarını ne yaptı bilmiyorum ama geri çekmeyi tercih etti. Bu iyi. Şöyle gelin. Siz de şöyle. Aa, bunlarla tabii ki. Ya pardon, bunlarla. Geldiniz mi? Tamam, yerleştirin. Ateş izni alalım sizden. %3. Aa, pardon, %81 burası. %81 mi? Ben buraya top atış yapmıyor mu? Ulan... Düşman yoksa kendi kendini vuruyor. Bilemedim birden. Hazır olduğunuz zaman söyleyin, ateş etmeye izin vereyim. Evet. Şimdi başla. Sular düşecek. Hızlandırak. Düşman top bataryasını bu tarafa çevirdi. Al başına çal top bataryasını. En gıcık kaptım olay ya. Güzel. Devam et böyle. Gerçekten beni sevindiriyorsun şu an. %51. Bu güzel. Tamam, top atıştan devam etmesi için emin ediyorum. Ne, devam etsin açıkçası. Emir etme gerek yok zaten. Devam etmesi için emir etmek biraz saçma. Şimdi güzel bir şekilde indirelim, daha vaktimiz çok, Allah'a çok şükür. Düşman ordusunun bir kısmının dışarı çıkması ilgimi çekti. Düşmanın top batarı ama ya düşman ya. Taktikse inanılmaz berbat bir düşmanımız var maalesef. Açık konuşmak gerekirse. Savaşmasını beceremeyen. Yani bir oyuncu olsa böyle mi yapar lan, lan seversin bu ne ya. Yani tamam, belki asker sayısı çok fazla oyuna göre, belki birim başına. Onun için sıkıntı çekiyor biraz oyunu hesaplamakta. İleride bir yeni bir seri başlarsam şu kale savaşlarından kurtulabilmek için kalelere kapatayım diyorum bir taraftan. Ha, bir taraftan da diyorum ki ya şimdi kalelere kapatsa ne heyecanı kalır. Ama eskiden, evet eskiden kalelerde bu zamanlarda savaşlar vardı tabii ki yani. Yok demek yanlış olur aslında. %93. Bir vuruşta bitti abi orası. Gel 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 gel, düş çökecek gel. Geç kaldın tüh. Buraya. Hadi bakalım. Sudan büyük bir kısmı düşerek öyle hücum edeceğim. Amacım, başarabilirsem tabii ki düşmanı dışarıya doğru yöneltmek olacak. Tabii dışarı çıkmaya razı olur mu bilmiyorum, onu göreceğiz. Ana, iyi kırdı lan orayı.
Ondan olsun birkaç atışa gitti vallahi arası. Şurayı da kırarak hücuma başlayabiliriz. Daha sonra bu gider zaten. Maalesef bu top bataryalı iyi değil. Yer değiştirme imkanı güzel. Ama maalesef iyi değil. Gördüğünüz gibi. Elimden geldiği kadar şu anda dikkat etmeye çalışıyorum. Şu anda fazla söylenecek bir şey de yok aslında. Sadece soldan düşmesi bekliyor. Şura düştü mü? Birimlere emir edeceğim ilerlesinler diye bir kısmı buraya gelecek, bir kısmı da buraya gelecek. Top atışlarını buraya doğru yönelteceğiz daha sonra. %80. Düşman kalesi yanıyor resmen. İyi, iyi, çok güzel. İnşallah düşman oyuna getiririz, dışarı çıkartırız, açık alanı savaşırsak daha bol şansımız var. İşte keşke o yukarıda ateş edebilen top bataryalarımız olsa. Şimdi var ya, burada yediydik düşman büyük bir kısmı. Çünkü oyun hatasını kullanmış gibi oluyor ama ya koymasın arkadaşlar, ben ne yapayım Allah Allah. Tamam. Şimdi bir kısmımız şöyle gelsin. Bir kısmınız da şöyle gelsin. Hepiniz hızlı bir şekilde ilerleyin ama, tamam mı? Siz surları kırdınız. Şimdi grup olarak çalışacaksınız öbür top bataryasıyla. Sizin amacınız toplu bir şekilde bunları mahvetmek. Başarılı olmuşsunuz bilmiyorum. Şimdi düşman oyaladıktan sonra büyük ihtimalle atlanıp hücum ederiz. Düşman dışa çıkması beni sevindirdi bir taraftan. Benim isteğim aslında şöyle şu top bataryanı imha etmek. Tabi bu konuda başarılı olabilir miyiz bir türlü onu bilemiyorum. Daha sonra şurayı kırarız. Buradan da destek alırım. Bilmiyorum ne kadar yok mesafe etmiyor. Çünkü üstten uçabilir diye düşünüyorum ama maalesef. Hızlandırdım gördüğünüz gibi. %27 ulaştı. Tabi tam istediği menzilde değil ama genelde gördüğünüz gibi elinden de geleni yapıyorlar bizimkiler. Evet. Atlar yerinden şu anda oynatmayı istemiyorum. Şu anda her şey sakin daha. Düşman için değil tabii ki, bizim için sakin. Askerlerimiz hızlı bir şekilde yerini alıyor. Line infantry kadar güçlü değiller maalesef bu birimler. Onu ben de biliyorum ama şu anda gördüğünüz gibi işimizi görüyor. Evet. Düşman top atışları başladı. Öyle hafif ancak top atışları dedi gördüğünüz gibi. İnşallah sıkıntı çıkarmaz fazla. Düşman atlar dışarı çıktı. Hangisini hücum ediyor? Bilemiyorum şu anda. Gerekirse dörtgen formasyonuna geçeceğiz. En sevmediğim atış. Çok zarar verebilen atış çünkü. Evet, dörtgen formasını geçirdi. Atış ederek destek olacağız. Ah bayağı bir tane birim bayağı bir kayıp verdi galiba. Abi resmen katlediliyor ordumuz burada ya. Yine çıkın aslanlarım. Bunlar böyle boşuna duruyor. Şöyle gelinsin başarabilirsek tabii ki. Düşman askerleri içeri girmeye kaçıyor. Ben koşuna dizmeye çalışıyorum ama gördüğünüz gibi içeri girdi. Ulan nasıl bir katliam yaptım burada be. Birkaç tane bir atlısı saldırdı. İnanılmaz bir katliam gerçekleştirdi ya. Allah Allah. Helal olsun düşman askerine. Kaliteli savaşıyor ya. Gerçekten kaliteli savaşıyor. Düşmanın dışarı çıkmaya razı olmadığını görüyoruz şu anda. Biz şöyle bir şuraları ele geçirerek, biliyorum düşmanın kapılar ama şimdilik idare edeceğiz böyle. Abi birkaç tane askere karşı bu kadar kayıp verilmez. Atlı düşman atlısı ama biliyorum.
Gene verilmez, gene verilmez. Bir tane birimini yedik en azından. O yıkıldı. Şimdi içeri doğru ateş etmeyi deneyeceğim. Ne kadar aşırı menzil yetmiyor. Tüh. Hiçbir şey yetmiyor. Seni öne alalım o zaman gerekirse. Düşman dışarı mı çıkmaya kalkışıyor? Vallahi öyle gözüküyor sanki. Tamam, dışarı çıkıyor düşman. İyi oyuna geliyor galiba. Gel abi dışarı. Şimdi gelene ateş edilecek burada. Çok güzel. Eğer ki düşman uyanmazsa tabii ki diyelim. Şuradan içeri gidip top bataryalarını yiyeceğim. Atlar da alalım şöyle. Dörtgen formasına geçemedim maalesef. Şimdi geçiyoruz ama. Siz şöyle gelin. Çok güzel, çok güzel. Korkudum böyle. Siz şunları ateş edin o zaman. İyi, çok güzel. İyi, iyi. Güzel bir sistem uyguluyor şu anda diye düşünüyorum. Böylelikle savaşı kazanma ihtimalimiz gittikçe düzeliyor. Düşman atılan bir kısmını yemek güzel bir olay. Bunlar yerlerini aldım, ateş edecekler. Oğlum sapıttınız mı siz lan? O nasıl bir şeydi, onu çözemedim ben şu anda. Orada kaçan askerlerimiz var. Rezilliğe bak. Şuraya gel. Düşman ilgisi bu tarafa girdi. Bu çok güzel. Bunlar kim lan? Bunlar, dur, bunlar ne ya? Ha tamam. Merkeze git abi. Sen de gel. Açmayın oğlum. Ateş, ateş edin, ateş. Nüfus ya, bildiğimiz basit nüfus hücum ediyor. Kaybediyoruz onlara karşı ya. Abi içeri gir, uyuma artık ya. Delirtme beni. Gir şöyle, şunları temizle. Allah Allah, nasılsınız siz, iyi misiniz ya? Açıklar mısınız bana kafanız nerede? Lider gel şöyle, Allah'ını seversen. Kaçan askerler, kaçmayın korkaklar ya. Burada yakın menzile savaşıyor değil mi? Ya, sivil halka karşı savaşıyor şu an zaten. Bunlar en önde. Çarpışsın. Merkezi alma ihtimalin var mı bilmiyorum. Bildiğimiz halk abi, halk yersiniz burada. Eline silah almış halktan ne korkuyorsunuz? Şunlara hücum et arkadan. Şunların işini bitir çabuk bir şekilde. Merkeze aldık. Şunları aradan çıkartın. Lider de gelsin hemen. Ha, benden, benim askerlerim toparlandı sanırım. Aa, biri toparlanmış çok şükür. Gel gel gel, sen bana lazım. Siz girin içeri abi. İçeri girin, içeri içeri. İçeri girin. Kaçmak yok. Bir an top bataryalarından mı içeri soksam diyorum. Emin değilim bu konuda tabii ki. Bunları daha kaçırttıramadık. Burada ordu bozguna uğruyor. Bu iyi bir olay değil. Şöyle gelsen hemen. Abi ya, sivil halk bildiğimiz ya. Şöyle gel. Merkezi tutma çabasına girmeye bakmak istiyorum. Abi hızlı hızlı hızlı. Bir an top, yemin ederim top bataryanın içeri sokasım var ha. Sokuyorum abi. Saldır. Nerede? Lider çabuk içeri girsin. Abi hızlı hareket edin, delirtmeyin beni. Merkez düştü tüm. Ama sorun değil. Bana göre büyük bir sorun değil.
Burada da halka, ulan halka karşı fired all of population yazıyor, bir şey yazıyor ya. Ya halka karşı nasıl kaçıyor? Hadi fillere karşı falan anladık abi. Ya nasıl korkarsınız abi ya? Korkak askerler ya. Hindistan halkı bizden daha şeyi savaş, ulan rezilliğe bak. Top bataryanı yerleştirin şöyle. Hadi aslanlar. Merkeze sen geliyorsun. Askerler Allah'ını seversen içeri girin bir an önce artık. Umudumu kaybetme başladım. Hadi. Hah, çok şükür yedik bunları. Bunu şunları kurşuna dizeceğiz. Hızlı ama. Bildiğimiz sivil halk lan. Bildiğimiz siviller, şaka gibi. Adamla vatanı savuyor normal olarak ama. Böyle gel. Hücum et. Ya da dur. Aklıma daha iyi bir şey geldi. Çabuk gelin. Lider savaşsın. Lider sanmıyorum kolay kolay kaybedeceğim lider savaşı. Bildiğimiz sivil halk. Sivil halk diyorum, yeni uğrayacağım sonunda. Sivil halk diye diye. Sık abi. Çek şunları. Vur abi. Lider. Geri kaç sen. Tüm kaçma, geri kaç dedim sadece. Düşman lider öldü en azından. Top atışta ne durumda hiç bilmiyorum. Sen abi şöyle yap. Abi ya yapma be, asker kayıplarına bak, nerede bizim, ah gelin şöyle. Çabuk, bana arka plandan asker lazım, gelin. Hadi oğlum vurun şunları, topa tutun. Vurun, kaçsınlar. Lider çabuk geri gel. Biraz hızlı hareket edersen sevinirim, içeride lazımsınız sunur, hatırlatırım. İçeri gir. Allah kahretsin. Şaka mı lan bu? Ya abi moral düşüşün. Ya gitti ya. Delirtme beni be. Nerede öbür atlı? Burada. Abi silahla ateş ediyorlar. Bizimkiler korkuyor, kaçıyor ya. Hızlı ilerleyin. Hadi. Siz merkeze alın. Şunları da ateş edin daha sonra. Kaçmayın. Allah'ını severseniz kaçmayın. Kazanacağımız savaşı kaybetmek istemiyorum. Nerede, içeri girdim. Bunlar oyalasın burada. Yakın menze savaşa girin. Merkezi tutma çabasındayız şu anda gördüğünüz gibi. Ne diyeyim abi ben, ne diyeyim, söylesene ne diyeyim ben. Abi merkez gene aldılar. Zor bir savaş. Ama gördüğünüz gibi eline. Hadi bir sefer daha ateş edin, kaçırtırırsınız. Hadi. Adamlar boş ateş etti. Şaka gibi değil mi? Ne diyeceğimi bilemedim. Ya şu anda kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz, hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani bir kısmını yiyebilsek, işini bitirebilsek kazanma ihtimalimiz yüksek. Düşmanın kaçmaya başlaması lazım. Lider de kaçtı ya. Filler iyi adam indiriyor.
Düşman lideri de öldü aslında. Ne diyeceğim bilemiyorum ben. Şu anda bekliyorum ne olacağını. Abi ya bu kadar kalitesiz ordu görmedim ya. Allah. Şaka maka bu kadar kalitesiz asker görmedim orada. Gel şöyle. Ya da ben savaşı berbat yönettim. Bu savaşı kaybetmiş bulunuyoruz. Bitti. Askerim kalmadı çünkü. Kazanabileceğimiz savaşı kaybettik resmen. Birkaç tane eline almış silah adam bize karşı savaş çıkartıyor. Yani savaşın abi, yok geri çekilmek yok öyle kolay kolay. Belki şanslı olursunuz, bilemiyorum artık, deneyin şansınızı. Ha, bildiğimiz sivil halk yani açıkçası. Yani bizimkiler yorgunmuş. Onlar yorgun değil mi? Yorgun değil hele. Ya top bataryanı kullansan da nereye yarayacak ki? İçeri koydum top bataryanı, düşmanın üzerine ateş ettim, gene bir etki göstermedi. İkinci yenilgimizi aldık bu savaşta. Biz 2000, düşman 2500 asker kaybetmiş. Yani kötü bir savaş olmadı açıkçası. Evet, kötü bir savaş olmadı. Şimdi diğer savaş için fazla vaktimiz kalmadı maalesef. Onun için bu bölüm burada bitirmeden önce, yani savaş önümüzdeki bölüm yapılacak, bir karar verilmesi lazım. Önce bir tabi takviye verelim ordularımıza, boş durmayalım. Şimdi düşmanı biraz daha tedirgin edebilmek için ya bir şeyler yapmam lazım yani. Erken bitirmek istemiyorum bu bölüm açıkçası. Bu ordumuz bir şöyle ilerlesin. Ya düşmanı açıkçası tedirgin etmek istiyorum. Savaş erken, böylelikle savaşı eğer ki mecbur kalsak bitirebilmek için. Şöyle gel. Yağmalamak değil amacım aslında ama arkadaşlar yani yol zaman şey kaybetmemek için. Güç kaybetmemek için. Evet. Bunlar takviye verildi mi? Veriliyor şu anda. Tamamdır. Lider lazım. Lider burada var orada çok şükür. Bunlar toparlanır bir iki tur içinde. Bu önümüzdeki tur burada bir önemli savaşımız var. Şimdi burada donanma gelsin istediğim yere. İsyan eski halen var. Sıkıntı olmaz. Önümüzdeki tur çözülür diye düşünüyorum. Aslında barış anlaşması imzalamıştık. Burada durum sakin şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi ilerlemeyi de düşünmüyorum aslında. Bekleyeceğim birkaç tur. Ordum tamamen hazır oldum tabii ki. Birkaç birim yetiştir. Getirebilir miyiz Afrika'dan? Yok, hiçbir yerde yok. Tamam. Şimdi önümüzdeki bölüm. Amacım burada bir savaş kazanmak olacak arkadaşlar. Bu savaşı kazanıp barış anlaşması sunmayı düşünüyorum. Çünkü tehlikeli çıktı düşman. İkinci yenilgimizi aldık. Büyük bir savaşta bu. Hindistan, 3. Hindistan savaşı diyebiliriz galiba. Evet. Ya da 2. mi? Tam emin değilim işte. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz ama. Eğer ki savaş devam ederse bu iki orduyla girip almaya çalışacağım burayı. Burada sur yok. Evet. Ama düşman gene de bana göre tehlikeli. Aynı şekilde burada içine geçerli. Burada sur var. Sir. Ama ordumuz tabi burada zafer ulaşabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Evet, hiçbir fikrim yok. İstesem atlar çıkarıp buraya sürerim. Ama denemek istemiyorum böyle bir şeyi. Barış anlaşması imzalayacağım burayı aldıktan sonra. Tabi alabilirsem. Alabilirsem çünkü buradaki yenilgi, buradaki yenilgi çok beklenmedik bir şekilde oldu. Maalesef. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.